Değerli dostlar, tekrar merhabalar. Bu kısa videomuzda Vestel Teknik Analiz çalışması sizlerle beraber olacak. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Vestel tarafında daha önce RSI'daki büyük uyumsuzluğa dikkat çekmiştik arkadaşlar. Büyük sıkışmaya dikkat çekmiştik daha doğrusu. Şöyle baktığımız zaman RSI tarafında bu sıkışma halen devam ediyor. Dirençten reddedik. Ya burada bakınız çok net bir şekilde destek, direnç, destek, direnç bu şekilde gidiyoruz. Tekrar bir destek teması gelebilir ama bu şekilde bir alçalan takozu muhtemelen yukarı doğru kırılacaktır. Ve bu kırılım sonrasında da hissede yükselişi daha net göreceğimize inanıyorum arkadaşlar. Yine MACD indikatörü tarafında da bakın sıkışma artık gitgide böyle ya daralmaya başladı. Bakın burada da bir sıkışma emaresi görüyoruz. Buradan da yine olumlu bir senaryo yavaştan çıkabilir. Şimdi gelelim hissenin teknik görüntüsüne. Herhangi bir pozitif uyumsuzluk var diyecek olursak şu anda herhangi bir pozitif uyumsuzluk RSI ve hisse arasında söz konusu değil arkadaşlar. Öncelikli olarak onu ifade etmiş olalım. Şimdi hissenin genel görüntüsüne şöyle bir baktığımız zaman şu grafiği şöyle 2 günlük yaparak ekrana biraz daha fazla alan sığdıralım. Şimdi şu senaryoda şu döngü içerisinde baktığımız zaman arkadaşlar şurayı da alalım artık. Şöyle majör bir trend olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bakınız biraz genişleyen açıyla devam eden bir trend var. Şu anda görüldüğü üzere EMA 200 seviyesi 65-32'ler bizim için bir destek vazifesi görüyor. Bir de buradan Fibonacci seviyesine bakmak lazım arkadaşlar. Fib düzeltme seviyelerine bakmak lazım. Şimdi ortalama şöyle baktığımız zaman buradan hemen Fibonacci seviyelerine şöyle bir bakalım. Şöyle ortalama Fib düzeltme seviyelerine baktığımız zaman özellikle Fibonacci 0618 bandı bizim için önemlidir değil mi? Genellikle 0618'lik bandı önemseriz. Şöyle baktığımız zaman neresi arkadaşlar orası? Bakın 0618 bandı tam da şu anda üzerinde durduğumuz alan 66 bantları, 66-67 bantları. Biz burayı test etmişiz ama her zaman şunu söylüyoruz unutmayın 0786'lara diyelim ki burası güvenli alım bölgesi ortalama. Tamam eyvallah güzel ama bütün ne var ne yok burada alım yaparaktan bu meblağı burada paranızı burada tamamen eritmeyin. 56'lar 57'ler bakın 0786 hem de bu geç önceden gelen destek bölgesi bu. Buralara pay ayırmak gerekebilir arkadaşlar bunu unutmayın. Bakınız geçmişten gelen bir destek hattı burası. Onun için mutlaka bu noktaya 56, 57, 58 neyse buralara pay ayırın. Ama şu anki bölge tabii ki güvenli alım bölgesi olarak nitelendirebileceğimiz bir bölge mi? Evet. Burası güvenli alım bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. 0618 bandı. EMA 200'den gelen dönüş. Şu anki noktada baktığımızda bu banttan en azından şu yukarı doğru bir tepki. Sonrası tekrar belki bir geri çekilme şu şekilde olabilir ama döngüde bir tepki verme olasılığının yüksek değerlendirebiliriz artık buradan Vestel tarafında. Artık olumsuzluklar, senaryolar aşağı yukarı tamamlandı diye düşünüyorum. Mesela şurada oluşmuş olan trende bakalım arkadaşlar. Bakın şuradaki paralel kanal mesela tepeleri alarak oluşturmuş olduğunuz bu paralel kanalın kopyasını ortalama aşağı doğru bir indirelim. Klonlayalım şimdi burayı. Pardon şurası birazcık daha kaldı. Şöyle biraz uzataraktan. Şöyle şurayı ortalama şuraya koyduğumuz zaman bakın biz şu anda ortalama destek bölgesindeyiz. Ortalama destek bölgesindeyiz. Bir fırsat bölgesi olabilir. Yani şuradaki kanal boyu kadar bakın aşağı geldiğimiz zaman aslında bir kanal boyu geri çekilmeyi yaşamışız. Risk alınabilir mi? Evet risk alınabilir. Ama bu riski tabii kademe yapın. 56-57'lere mesela buradan diyelim ki 100x'lik bir paranız var. Mutlaka 20x 30x buraya ayırın arkadaşlar. Yani ne var ne yok buraya gömmeyin. Buraya gelirse maliyet düşürme açısından iyi olacaktır diyoruz. Vestel tarafında pozitif bir görüntü söyleyebiliriz. Değerli dostlar Fibonacci seviyesi anlamında ve kanal katlama hedefine ulaştığı için buralardan tepki vermeye aday bir hisse konumunda değerlendirebiliriz Vestel'i. Evet Vestel tarafındaki görüntü bu. Peki dolar bazlı görüntümüz nedir? Ona bakalım kısaca Vestel'de. Bakın dolar bazlı görüntüde de geçmişten gelen destek seviyesi bakınız 1, 2, 3. Bakınız burası da çalışmış. Bu açıdan da güzel. Olumlu değerlendirebiliriz buradan da. Evet bir tepki vermeye aday bir bölge bakalım bu tepki oluşacak mı hep beraber göreceğiz. Daha önce hatırlarsanız size şu kısımdan arkadaşlar bakınız. 2.30 bandından buraya kadar ikilere kadar geri çekilme olabileceğini şu bakınız
çizgiyle işaretlemişiz. Ve bu da gerçekleşmiş. Artık bir fırsat bölgesi olarak da dolar bazlı bu bölge görülebilir. Evet, Vestel'e kısaca değerlendirmiş olduk. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktüele getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Yaklaşık bir hafta boyunca böyle mobil üzerinden sizlerle analiz çalışmalarını paylaşacağım. Ama bir hafta sonra tekrar bilgisayar üzerinden daha ayrıntılı bir şekilde sizlere beraber olacağız değerli dostlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.